Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Oldukça yoğun bir akışla karşınızdayız. Özellikle piyasada olup bitenleri, Borsa İstanbul'daki dalgalanmayı, yurt dışı piyasalardaki toparlama eğilimini değerlendirmeye çalışacağız. İlk etapta bugünün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Amerikan hazinesi bankacılık krizinin büyümesi durumunda tüm mevduatlara garanti vermenin yollarını ararken Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen bankacılık sistemindeki durumun istikrar kazandığını belirterek attıkları adımların başka bankaların iflas riskini azalttığını ifade etti. Almanya ekonomisinde yatırımcı güveni bankacılık sektöründeki risklere yönelik artan endişelerle son 6 ayda ilk kez düştü. Almanya'da ZÜV Enstitüsü'nün beklenti endeksi Mart ayında 28.1'den 13'e geriledi. ZÜV Başkanı Achim Wambach, bankaların karlılık beklentilerinin önemli ölçüde kötüleştiğini söyledi. Hazinenin 10 yıl vadeli tüfeği endeksi tahvil ihalesinde net satış 2.7 milyar lira olurken bileşik faiz eksi 4.54 olarak gerçekleşti. Hazinenin 5 yıllık tahvil ihalesinde ise net satış 10.2 milyar lira, bileşik faiz %11.53 oldu. Tarımsal girdi fiyatı endeksi Ocak'ta aylık bazda %6.24 artarken yıllık bazda %96 yükseldi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla %1.81 ile enerji ve yağlar, 2.94 ile tarımsal ilaçlar, yüksek olduğu alt gruplarsa %35.17 ile diğer mal ve hizmetler ile %21.45 ile veteriner harcamaları oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya temasları kapsamında Başbakan Mikhail Mishustin ile Moskova'da bir araya geldi. İlişkilerin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Mishustin, geçen yıl ikili ticaret hacminin 1/3 artarak 190 milyar dolara yaklaştığını, bu yılsa daha da artacağını söyledi. Günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Piyasalardaki rakamlara hızlıca bakalım. Aslında Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketin biraz daha belirgin olduğu bir gün yaşıyorduk. Ama şu son yarım saat 45 dakika içerisinde piyasanın bir miktar döndüğünü söyleyebiliriz. Endeks hala 5000 puanın altında ama gün içerisinde gördüğü 4890 puanlık seviyenin kabaca 70 puan kadar üstüne gelmiş oldu. Bankacılık endeksi şu an itibariyle artıya geçti. Dolayısıyla burası bir miktar daha tabloyu pozitife çevirmiş gibi görünüyor. Bayağı bir negatif ayrışması vardı. Borsa İstanbul'un hatta Mart ayındaki zirvesinden kabaca %9,5 kadar aşağı gelmiştik. Önemli bir dönüş noktasından geri geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tablo bakalım ne şekilde devam edecek. Kamu bankalarına ilişkin haberler var. Sermayelendirme miktarının daha önce öngörülenin üstünde olabileceğine dair bu haberler başta olmak üzere piyasadaki tabloyu pozitife çeviren, momentumu düzenleyen biraz daha bunlar oldu diyebiliriz. Diğer taraftan dolar TL'de 19.02.73, euro TL tarafındaysa 20 lira 53 kuruş seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Ciddi bir yukarı yönlü hareket euro dolar çaprazında var. 1.0780'lere kadar gelince euro TL'de 20.53'lere kadar yükselmiş olduğu, dolayısıyla aslında temel hareketi euro dolar çaprazı üzerinden okumak daha doğru olacak. Türkiye'nin CDS'leri 12-13 bas puan kadar aşağı kaymış durumda. 539 bas puan seviyesindeyiz son duruma baktığımız zaman. Diğer yandan Avrupa borsalarında iyimserlik var. JP Morgan'ın First Republic Bank'e biraz daha farklı yönlerden katkı sağlayabileceği yönündeki açıklamalar bankacılık endeksini toparlıyor. Ayrıca bu işin bir bankacılık krizine yönelmesine neden olmadan çözülebileceğine dair bakış açısı da piyasayı biraz daha alıma sevk etmiş gibi görünüyor. Özellikle bankaların ellerindeki AT1 dediğimiz sermaye benzeri ihraçlarla verilmiş olan kağıtlardaki yoğunluk üzerinden değerlendirdiğimizde bunların bankaları çok fazla zorlamayacak büyüklüklerde olması piyasayı dediğimiz gibi biraz daha rahatlatıyor. Şu anda Avrupa Bankacılık Endeksi %5'e yakın primle işlem görüyor, onu da söylemiş olalım. Diğer taraftan Amerikan vadelerine baktığımızda da tablo pozitif. Şu an itibariyle Dow Jones ve S&P 500 vadeleri %1'e yakın yerlerde yükseliş gösteriyor. Nasdaq vadelerinde ise %0.6 kadar primle işlemlerin devam ettiğini söyleyelim. Emtia piyasası da
bu yaşananlara olumlu tepki veriyor. Petrol fiyatları %2'ye yakın Amerikan tipi ham petrolde yukarıda görünüyor. Farklı kontratlarda farklı fiyatlamalar var ama benim terminal tarafında gördüğüm tablo yaklaşık 69 dolara kadar elimdeki kontratın geldiğini gösteriyor. Ekranda sizin gördüğünüz 68 dolar 60 sent. Diğer taraftan Brent petrole baktığımızda da 75 dolar seviyesine yaklaşmış olduğunu gözlemliyoruz. %1-1,5 kadar Brent petrolü de yukarıda görüyoruz. Diğer taraftan yine spot altının ons fiyatı da risk iştahının biraz daha toparlamasıyla birlikte 15-16 dolar kadar aşağı kaydı. 1962 dolar seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra iş yatırıma gidiyoruz. İş yatırımda Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı Ceyhun Erdel bizleri bekliyor. Ceyhun, özellikle tahvil piyasasına dönüp baktığımız zaman rahatlamanın sinyallerini biraz daha orada da görüyoruz. Amerika'nın 10 yıllıkları 3.57-3.58'lere kadar gelmiş görünüyor. Dolayısıyla aslında daha önce Fed'in faiz indirimine kadar gidebileceği yönündeki beklentilerle ve panik butonuyla hareketlenmiş olan piyasa şimdi yavaş yavaş biraz daha normalleşme çabasına girmiş gibi görünüyor. Yendi mi şu an itibariyle yönetim metodolojisi piyasanın paniğini? Merhaba Ulaşıl, iyi yayınlar öncelikle. Senin de bahsettiğim gibi 2 günlük FED toplantısı yarın başlıyor. Bugün başlıyor, yarın faiz kararını takip edeceğiz. FED bir kere daha iki seçenek arasında karar verecek. Önce enflasyon geçici mi kalıcı mı diye tartışmıştı uzun süre. Kalıcı olduğunu karar vermesi hatta bir süre geç olmuştu ve eleştiri konusu olmuştu. Agresif faiz artışlarıyla enflasyonla mücadele konusuna girmiştik. Ama bu da resesyon ihtimalini gündeme getirince bu sefer resesyon mu yoksa yüksek enflasyon mu? Hangisiyle mücadele edelim, hangisini önlem alalım diye bir karar aşamasındaydı. İstihdam piyasasında bozulma olmayınca yüksek enflasyon tercih etmiştik. Tam artık enflasyon düzeldi. Enflasyon en azından yükseliş yavaşladı. O hız azaldı. Faiz artışlarında bir miktar yavaşlama ve yıl sonuna doğru belki de faiz indirimleri gündeme gelmişken senin de bahsettiğin gibi bankacılık krizi ve piyasalardaki panik butonu aktif hale geldi. Şu an için en azından son bir haftada önlemlerle birlikte bu korkunun, bu paniğin giderildiğini görüyoruz. Faiz yarın son olacak toplantıda faiz indirimi bile bekleyen, 25 bas puanlık faiz indirimi bekleyen piyasa oyuncuları vardı. Çoğu piyasa oyuncusu pas geçmesini bekliyordu. Şu anda ama en azından FED vadelerine baktığımız zaman, FED fiyatlamaya baktığımız zaman en azından 25 bas puanlık bir artışın tekrar eskisi gibi fiyatlanmaya başladığını görüyoruz ki ben de o taraftayım açıkçası. Çünkü FED'in bu toplantı pas geçmesi veya olası indirimleri gündeme getirmesi bu panik butonunu tekrar bence devreye sokmaya yetebilir diye düşünüyorum. En azından bu toplantıda 1.25 bas puanlık ve belki de bir sonraki toplantıda 1.25 bas puanda ve daha önce planlandığı gibi sene sonuna doğru faiz indirimleri. En azından bu bankacılık krizinin son bir haftada, 1.5 haftada yaşanan önlemlerle beraber, önlemlerle başlamasıyla beraber normale getirmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada senin bahsettiğin gibi altın tarafında özellikle ve tahvil getirilerinde çok büyük hareket vardı. Tahvil getirilerinde özellikle hem 10 yıllıkta daha da kısa vadelerde 2 yıllıklarda takviye çekilmeyi görmüştük. Burada bir miktar toparlanma ve yukarı yönlü hareketin görüyoruz. Bunun devamını bekleyebiliriz. Hem tahvil getirilerindeki geri çekilme hem de risk güvenli liman talebiyle beraber altının 2000'lerin üzerine çıktığını görmüştük. Burada da aynı toparlanmayı bu bölgede de görüyoruz. 1960'lara kadar geldik. Ben bu bölgenin üzerinde tutunduğu sürece, 1960'ın üzerinde tutunduğu sürece altın için sağlıklı bir yön görebiliyorum. Yukarı yönlü hareketin belki bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyorum ama tabii yarınki FED toplantısı, yarın son olacak FED toplantısı bizim yönümüzü de tekrar belirleyecek. Çok düşük bir ihtimal vermekle birlikte pas geçmesi veya faiz indirimini gündeme getirmesi aynı hareketliliği bir kere daha yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani toplantıyı bekleyeceğiz. Perşembe günü de İngiltere Merkez Bankası benzer bir karar alacak. Faiz toplantısı olacak ama ben ikisi için de özellikle geçen hafta ECB'de gördüğümüz gibi çok da plandan sapmayacaklarını ve erken adım atmayacaklarını düşünüyorum. Ceyhun Erdel, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi dönüyoruz Ebru Usta'ya. Ebru, piyasalarda borsadaki dönüşle bir hızlıca başlayalım istersen. Çünkü bu banka sermayelendirmesine ilişkin Bloomberg haberi ki aslında daha önce belirtilenden daha yüksek miktarda bir sermaye artırımı olacağını ifade ediyor Fırat Kozok'un haberi. Dolayısıyla biz rakam konusunu birazcık daha tartışacağız kendi içimizde haberi oluşturmadan evvel ama sonuçta oldukça kuvvetli bir
sermaye artırımı olacağı yönünde bir haber var. Dolayısıyla kamu bankalarına gelebilecek olan bu sermaye artırıma verilip piyasa bir parça dönmüş gibi duruyor. Borsa İstanbul dün %3'ün üzerinde satışla tamamlamıştı günü. Bugün de %1,5-2'ye yaklaşan satışlar oldu. En düşük 4890 puana kadar geriledi gün içerisinde. Ancak son yaklaşık bir saattir bir alım geldiğini görüyoruz. Özellikle bankacılık hisselerine. Bankacılık endeksi bugün artıda kalan tek endeks diyebiliriz. Bugün itibariyle Borsa İstanbul tarafına baktığımızda 50 ve 100 günlük ortalamaların altına da sarktığını görüyoruz endeksin. Teknik anlamda da seviyelerde geri çekilmeler var. Bu seviyelerin altına geldiğinde satışların da derinleştiğini görüyoruz. Covid'in başlangıcından bu yana en kötü 3 aylık düşüş sürecine girdiğimizde görüyoruz. Çeyreklik bazda en kötü kazancın olduğu Covid'den bu yana bir çeyrek. Ekim 2021'den bu yana da ikinci kez 50 ve 100 günlük altına sarkmış durumda. Teknik seviyeler anlamında da 200 günlük ortalamada 3990'lar civarında bulunuyor. 50 ve 100 günlük ortalamaların altına gerilediğini görüyoruz BIST 100 endeksinin. Maddi göstergelerinde de yine satış baskısının yoğun olduğunu görüyoruz. Bu tarafta da satışlar ayı piyasası sinyalleri vermeye başlamıştı. Ancak son bir saattir bir miktar toparlanma olduğunu özellikle altını çizelim. Bankacılıkta işte Halkbank, Vakıfbank'a gelen alımlar özellikle bankacılık endeksini artıya geçirmiş durumda. Diğer taraftan tabii tutarlar çok net olmasa da Aralık ayında açıklanan bir sermaye artırım haberi vardı kamu bankalarına. Bunun üzerinde bir sermaye artırımının gelebileceği belirtiyor haberde. Bununla birlikte tabii bilançolarda güçlenmeyle birlikte kamu bankalarının alım geldiğini görüyoruz. Bilançolar iyileşse de bu sermaye artırımıyla birlikte diğer taraftan kredi verme yönünde bir adım olacak bu. Diğer taraftan seçim öncesinde bankaların buna çok yaklaşmadığını biliyoruz. Çünkü faizler çok aşağılara gelmiş durumda. Özellikle ticari kredilerde %12,9'lara kadar yıllık bazda gerilemişti. Son hafta orada da %16'lara çıktığını görüyoruz ticari kredi faizlerinin. Mevduat faizlerindeki seviyeler 2003 yılı seviyelerine dönmüş durumda. %27-28 oranlar var Merkez Bankası verilerine göre. Burada da her hafta arttığını görüyoruz mevduat faizinin. Mevduat faizleri artmaya devam ettikçe ticari kredi faizinde de bir miktar yukarıya çıkma isteği görüyoruz bankalar tarafında. Ancak şimdi sermayelerin artırılmasıyla kamu bankalarının seçim öncesinde kredi verme iştahının artabileceğini düşünüyoruz. Peki bu arada bir de hazine ihaleleri de geldi. Bir hızlıca onların üzerinden de geçelim istersen. Oldukça evet. Kuvvetli iki ihalede toplam satış rakamına baktığımızda 37.7 milyar TL. Dolayısıyla özellikle bir tanesinde piyasa yapıcılara ihale öncesinde yapılan satış oldukça yüksek. 25 milyar lira piyasa yapıcı satışı gerçekleşmiş 5 yıllık ihalede. Burada da 5 yıl ve üzeri şartı getirilmişti bankalara zorunlu karşılık menkul kıymet tutma şartında. Özellikle bu tarafta 5 yıl ve üzeri ihalelerde talebin bu düzenlemeden dolayı, bu regülasyondan dolayı talebin yüksek olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan net satış 5 yıl vadeli tahvil ihracında sabit kuponlu da net satış 10.2 milyar TL. İhaleye de 13,85 milyar TL'lik yani 1.3 katı 1.4 katı civarında bir talep gelmiş ihalede de. Bileşik faiz %11,53 seviyesinde gerçekleşti. Diğer önemli bir ihale TÜFE endeksi tahvil ihalesiydi. Çünkü bankaların kredi mevduat makaslarında terse doğru bir açılma oldukça TÜFE endeksi tahville bunu kompanse etmeye çalışıyorlardı. Bu ihale de önemliydi çünkü bir ay önceki ihalede %5'e yakın eksi faiz oluşmuştu. Talep çok yüksekti. Enflasyondaki beklentilerin yukarı seviyelerde kalmasıyla birlikte bu yılda. Bu ihalede de geçtiğimiz ayki %4,94'lük seviyenin ardından %4,5 civarında eksi faiz oluştuğunu görüyoruz. Enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor. Faizlerde de %4,5-4,9 seviyeleri korunmaya devam ediyor diyebiliriz. Ebru teşekkür ediyoruz sana. Gidiyoruz şimdi Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Ceren, Avrupa'da bankacılık endeksinde %4'ler, %5'ler havalarda uçuşuyor. Ekim ayından bu yana görülen en sert yükseliş günü.
Evet, küresel piyasalarda risk iştahı yeniden arttı. Kredi Suisse ise bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının etkisiyle bugün Avrupa'da bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş yaşanıyor piyasalarda. İtalya ve İspanya borsası yükselişlere öncülük ediyor. Her iki borsada da %2,5'a ulaşan yükselişler var. Avrupa'nın diğer borsalarında, diğer endekslerinde ise %2'ye yaklaşan oranda değer kazançları yaşandığını görüyoruz. Tabii gözler bankacılık endeksine, çünkü Avrupa'da bankacılık endeksinde yükseliş bugün %4'e ulaştı. Ve Ekim ayından bu yana en güçlü performansını kaydediyor. Yani en hızlı günlük artışını kaydediyor bankacılık endeksi. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan türbülansın ardından yılbaşından bu yana kaydettiği tüm kazançlarını vermişti Avrupa endeksleri. Fakat bu hafta, yani son iki günde, dün ve bugün Avrupa bankacılık endeksi %5'in üzerinde değer kazanmış oldu. Yani yılbaşından bu yana yükselişi %5'i aştı bugünkü performansının etkisiyle. Tabii UBS'e baktığımız zaman UBS hisseleri %7,5 civarı primli işlem görüyor. En hızlı yükselen bankacılık hisseleri arasında UniCredit, Commerzbank ve Banco de Sabadell hisselerinin geldiğini görmekteyiz. Diğer tarafta Euro-Dolar paritesinde de yükseliş hızlandı. Bugün hem FED toplantısı piyasalarda bekleniyor. Aynı zamanda Euro bölgesine dair iyimserliğin artmasının da etkisiyle Euro-Dolar karşısında bugün 1.0787 seviyesine kadar yükseldi. Yani Euro-Dolar karşısında yaklaşık %0,5'lik primli işlem görüyor. Almanya 2 yıllık tahvil faizi ise 25 bas puan yükselerek %2,60 seviyesine tırmandı bugün. Veriler tarafında ise Almanya'da yatırımcı güveni hayal kırıklığı yarattı. Yani aslında bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin yatırımcı güvenine etkisini bugün açıklanan veriyle net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Çünkü hem cari koşullar endeksinde hem de beklentiler endeksinde önemli bir geri çekilme var. Yani beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Mart ayında ZIO beklentiler endeksi 28,1 seviyesinden Nisan'da 13'e gerileyerek beklentilerin altında kalmış oldu. Bunun nedeni ZIO Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre bankaların karlılık beklentilerinde önemli ölçüde düşüş yaşanmış olması. Zaten dün Bundesbank'tan gelen açıklamaları takip etmiştik. Bundesbank yılın ilk 3 aylık döneminde Almanya ekonomisine daralma beklediğini söylemişti. Yani her ne kadar son dönemde fabrika siparişleri, sanayi üretimi gibi veriler Almanya'dan güçlü gelmeye devam ediyor olsa da yine de yüksek enflasyonun yarattığı baskılar nedeniyle resesyon endişeleri göz ardı edilemiyor Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın bu notlar için şimdi araştırma masasına dönüyoruz. Tuğba Özel bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuğba, özellikle piyasa açısından en önemli unsurlardan bir tanesi bankacılık tarafında yaşanan gelişmeler elbette. Bu arada bizde de sermaye artırma haberleriyle birlikte endeksin artıya geçtiğini gözlemliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Artı eksi arasında gidip geliyor ama bankacılık endeksindeki getiriler neredeyse %1'e kadar gelmiş durumda. Onu da söyleyelim. Fakat özellikle Avrupa ve Amerika'daki bankacılık sektörü açısından tartışma sürüyor. Çünkü aslında bugün sabahtan bu yana da aktarmaya çalışıyoruz. JP Morgan'dan gelen notla birlikte bir Minsk anı olur mu? Minsk anıyla birlikte insanların artık bu ciddi yükseliş anından dönüp borçların telafisi, kaldıraç azaltımı ile birlikte piyasayı ciddi şekilde aşağı çekebilecek bir zorlamayla karşı karşıya kalma olasılığı nedir diye var diyen var, yok diyen var. Ama sonuçta biz burada oluşabilecek olan özellikle türev piyasalar üzerindeki riskin ve bunların bankacılık sektöründeki sermayeler üzerinde yaratabileceği potansiyel sorunların üzerinden bir geçelim istersen. Çok önemli bir konu Açıl, çünkü orası kara bir delik. Gerçekten türev piyasalar, türev işlemler. Ben de bugün rakamlara bakınca gerçekten böyle türev piyasasının işlem hacmini gördüğümde biraz şaşırdım. Ve aslında sadece şu an değil, daha önceki küresel krizin çıkış sebepleri arasında da özellikle mortgage kredilerine dayalı türev ürünlerin önemli bir kısmı... Önemli bir katkısı olduğu söylendi. Tabii sadece hani türev ürünlere burada suçu atmak, diğer yatırımcısından kredi veren kuruluşlarına kadar, büyük finansman kuruluşlarına kadar, menkul kıymet ihraç edenlerden, mortgage krizinde borçlulardan kredi veren kuruluşlara kadar tamamının suçuydu. Ama hani tek başına hani türev ürünlerde bunda etkili oldu mu? Şimdi türev ürünler iki amaçlı kullanılıyor. Hedging amaçlı, yani riskten
riskten korunma amaçlı ve spekülasyon amaçlı. Burada da fiyat hareketinden kar elde etmek amaçlı kullanıyor. Ama günümüzde gelmiş olduğumuz noktada örneğin bu olay neyle patladı? SVB ile patladı. SVB'nin bilançosuna baktığımda hiçbir şekilde mesela hedging amaçlı bir pozisyon açmamış. Çünkü hedging amaçlı pozisyon açmanın da bir maliyeti var. Bu maliyetten bile kaçınmış ve ağırlıklı sabit getirili tahvillerle bilançosunu doldurmuş. Şimdi hal böyle olunca problem SVB'den, Credit Suisse'den bunlardan çıktı. Hangi bankaların ne kadar türev işlemi var, türev piyasasında ne kadar işlem var ve bunların nasıl, arkasındaki sermaye nasıl fonluyorlar? Bu önemli bir noktaya gelmiş oldu. Şimdi baktığımızda bir grafiğimiz var. Ona da dikkatlice bakalım. Çünkü orada şunu görüyoruz. Amerika'daki bankaların, Amerika'nın genelindeki bankaların türev işlem hacminin ne kadar olduğu, türev açısından sıralama. Burada en büyük tabii ki Goldman Sachs, JP Morgan, Citi gibi kurumların devam ettiğini görüyoruz. En büyük türev işlemler hacmine sahip, piyasada en büyük işlem hacmine sahip kurum Goldman olarak ön plana çıkmakta. Diğer taraftan JP Morgan'da, HSBC'de hani bu şekilde liste devam ediyor. İlk sırada çok büyük bankalar var. Bunların da tabii ki bunları nasıl yönetiyorlar? Şimdi türev piyasalar bilanço dışı işlemlere de izin verdiği için denetlemesi de zor. Şimdi nasıl bir problem ortaya çıkacak? Burada özellikle türev işlemler neticesinde bunu denetlemek isteyebilirler kurumlar. Şimdi diğer grafiğe de bakalım. Bu kurumlar nasıl bunu fonluyorlar? Mesela baktığımızda özellikle Avrupa bankaları içerisinde UBS'in bu pozisyonların %28.3'ünü AT1 yani birinci kademe tahvillerle fonladığını görüyoruz. Barclays aynı şekilde %28.2. Societe Generale aynı şekilde %20.7. Yani Standard & Chartered %19. Deutsche Bank %17.7. Baktığımızda birinci kademe bu tahvillerde bütün büyük kurumların bu şekilde bir fonlama gerçekleştirdiğini görüyoruz. Riskli tabii ki şeyler bunlar, bonolar aynı zamanda da. Şimdi bir tarafta türev piyasa işlem hacminin artmış olması var. Bir tarafta fonlanan özellikle parasal sıkılaşma, niceliksel sıkılaşma ve gevşeme dönemlerinde faize karşı bir hedging mekanizmasının çalışması gerekiyor. Burada fonlama mekanizmasından tabii ki Credit Suisse gibi bir bankanın batmasının, tahvillerinin çöp olması hani çok Credit Suisse özelinde öngörülebilirdi aslında. Hani geçmişi de kabarık olduğu için ama hani bir JP Morgan için bunu konuşamayız diyoruz şu anda. Ama bunun da mesela örneğin türev piyasadaki hacmini gördüğümüzde bilanço dışındaki işlemlerinde olabileceğini ve denetiminin bu kadar zor olduğunu bildiğimiz için hani burada nasıl emin olacağız? Kaygı biraz da buraya akmış durumda. Çünkü baktığımızda küçük bankalar, özellikle hedging mekanizması çalışmayan bankalar trilyonlarca tahvil almışlar bilançolarını. İşte SVB de bunlardan biri. Bunu hedgelemediğinde, faize karşı duyarlı olduğu için verim düştüğünde getir orada karlılık azalıyor ve zarar ediyor. Yani kriz neyden çıktı değil, kriz riski yönetememekten çıktı. Diğer bankalarda ne kadar yönetiliyor? Bunu uzun süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Yani türev pozisyonlar üzerinden çok yüklü bir sermaye kaldırıcı var bankacılık sektörünün. Kesinlikle. Ve bu bankacılık sektörünün bunu kaldırabilecek sermaye yapısı var mı dediğimizde şu anda kırılgan hale gelen bu sermaye benzeri tahvillerle sermaye fonlamasında yüksek olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Tuba, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir aramız var, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerikan piyasalarının açılmasına kısa bir süre kaldı. Gerek Avrupa borsalarında gerek Amerikan vadelerinde oldukça pozitif bir başlangıç vardı. Gidiyoruz şimdi New York'a. Açılış rakamları nasıl olacak diye Melike Ayan'dan alacağız yorumları ve detayları. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Melike, özellikle ciddi bir hareketlilik yaşandığını gördük birkaç gün içerisinde piyasalarda. Bugün Avrupa borsalarında bankacılık endeksinde %5 kadar yükseliş var. Dolayısıyla Amerikan piyasalarının açılışının da pozitif olmasını bekliyoruz. Dow Jones'un açılışı da kuvvetli olduğu gibi görünüyor. Ne dersin?
Öyle, gerçekten öyle. Bir ara 300 puan yukarı çıkıyordu. Şimdi vadeliler zamanında, şu anda açılışta var ve bunun arkasında yatan bir isim var. Jamie Dimon, JP Morgan'ın CEO'su olarak hatırlarsan geçen hafta zaten pamuk eller cebe adeta diyerek bütün bankaları da etrafına toplayıp 30 milyar dolar toplamıştı. Şimdi de diyor ki biraz daha sermaye çıkarılması lazım. O yüzden de yeni bir raporunu sabah saatlerinde yayınlar yayınlamaz. Dünden beri zaten bu konuşma vardı. Bir de bir rapor var. Bununla birlikte bankalar da toparlandı. ABD borsaları da toparlandı. Ama en önemli ikinci sebep bence, benim kanaatimce, devamlı bu 25 baz puan. Yani bugün başlıyor FED toplantısı ve yarın sonuçlanacak. 25 baz puan sadece, çeyrek baz puan artırılmasının fiyatlamasını hala yaşıyoruz. Ne kadar gerçekçi, o soru işareti. Çünkü swap pricing dediğimiz swap fiyatlamasında bunun %70'in üstüne çıktığını gördük. Fakat biraz önce Bloomberg International'a konuşan stratejist ve ekonomistlerin de dediği gibi FED yoluna devam edecek. Sadece çok güvercin konuşacak. Yani daha şahin bir konuşma beklenmiyor. Fakat banka krizi nedeniyle enflasyonun kontrol altına ve dizginler, yani özellikle dizginleme adına geri bir adım atacağını beklemiyoruz. Öyle faiz kesintisi beklemiyoruz dedi çoğunluğu Bloomberg International konuşan ekonomistlerin. Bugün itibarıyla Philadelphia'sa hizmet sektörü geldi ve beklentilerin üzerinde geldi. İkinci konut satışları birkaç saat sonra gelecek önemli verilerden, ama haftanın en önemli aksiyonu bu gün başlayıp yarın bitecek olan nedir? FED toplantısı. Ve Yellen da zaten konuşmasında söylemişti birçok kere, özellikle ABD'nin küçük bankaların depozitörlerini gerektiği zaman mutlaka koruyacağız. Artı 250 bin dolarlık korumanın limitinin de yukarı çıkarılması söz konusuyken kongrede. O yüzden devamlı regional banks dediğimiz bölgesel bankalar, çünkü Amerika'da en azından 40 bin tane banka var ve bu bankaların da depozitlerinin, tasarruflarının korunması adına birçok toplantı şu anda yapılıyor kongrede. Yellen, Fed, FDIC kolları sıvamış durumda. Buna rağmen işlemlerin durduğuna dair Bloomberg International'a birçok haber geliyor. Bank of America, JP Morgan, özellikle birçok yani fonların akışı açısından bir limit gerektiğine dair. Şu an itibarıyla dediğim gibi borsa yukarıda. VIX dün çok fırlamıştı korku endeksi olarak. Şimdi biraz daha yatayda, altınla birlikte diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın'la birlikte karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizlerle birlikte bu bölümde. Altan, hoş geldin yayınımıza. Selamlar, yayınlar. Şimdi özellikle Borsa İstanbul'daki son dönemde yaşanan hareketle bir başlamak isterim. Zira aslında bütün dünyada endeksler bambaşka bir yere gitti. Bankacılık krizi bambaşka bir yere evrildi. Ama biz biraz daha kendi dinamiklerimiz üzerinden hareket ederek fiyatlamayı tercih ettik. Ama kademe kademe endeks 5000 puanın altına kadar geldi. Şimdi bir geri dönüş çabası var gibi görünüyor. Ama genel görüntüyü, seçime gidilen bu ortamda nasıl buluyorsun? Yani yeniden bir momentumla yukarıya itebilmesi için kendine ne lazım? Ya da mevcut yapı neden borsayı aşağı doğru itip duruyor? Şimdi aslında yıla nasıl başladığımızla başlamak lazım konuşmaya. Geçen sene çok ciddi bir hareket oldu. Bu yılda aslında bu beklentiyle hemen hemen piyasa başladı diyebilirim. Ama sonrasında özellikle yılın başında, Ocak ayında piyasa dinamiklerinin nispeten bozulduğunu gördük. İşte yapılan bazı düzenlemeler buradaki likiditeyi önce daralttı, sonrasında ötelendi. İşte Payroko düzenlemesinden bahsediyorum. Daha sonra malum acı deprem olayını yaşadık. Dolayısıyla hani bugüne geldiğimiz zaman piyasanın yılbaşından bu yana dinamiklerinin bozulduğu ve ciddi oynaklığın arttığı bir ortamla karşılaştık. Tabii
Yurt dışından zaten aslında bakarsanız son 6 aydır belki kopuk bir fiyatlama var. İçeride çok başka dinamikler fiyatlamayı etkiliyor. Bugün geldiğimiz noktada tabii özellikle depremden sonra borsa yatırım fonlarının alışları, özellikle BES katkı fonlarının hisse oranlarının artırılması vesaire, bunlar uzun vadede çok önemli gelişmeler. Bence çok pozitif de gelişmeler ama geldiğimiz noktada tabii seçim öncesi belirsizlik sebebiyle ve bu oynaklık sebebiyle de getiri potansiyelleri çok önemli şekilde fiyatlanmıyor. Hala ucuz şirketler var. Geçen sene kadar endeksin ve piyasanın topyekun ucuz olduğundan bahsetmek çok kolay değil. Ama bazı sektörlerin hala önemli şekilde getiri potansiyeli barındırdığını düşünüyoruz. Ama tabii bir oynaklık olduğu zaman, yani gün içinde %2-3 dalga boyu gördüğümüzde bu getiri potansiyellerinde fiyatlanmadığını görüyoruz. İştah kaçırıcı bir durum, endişe yaratıcı bir durum. O nedenle yatırımcının bir kısmı seçim yaklaştıkça da piyasanın dışına çıkmayı tercih ediyor. Bence gördüğümüz bu baskı da biraz bundan. Açıkçası seçim sonrası süreci ve geçen, yani bütün yıl için bakarsanız 2-3 varsayım altında pozisyonlanmak gerekir. Tabii siyasi değişiklik olacak mı olmayacak mı? Burada para politikası ve kurla ilgili beklentiler ve varsayımlar olması lazım. Ama kendi fikrim burada bir normalleşme beklentisiyle, özellikle seçimden sonra halihazırda ucuz görünen şirketlerin ciddi şekilde talep çekeceği yönünde. Aynı şekilde ikinci yarıda yabancı yatırımcının da buraya gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden burada hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Zaten şu anda baktığınızda 12 aylık hedef fiyatlara göre %30 civarında bir getiri potansiyeli var. Endeks 100 için bu. Ama bazı şirket ve sektörlerde %50'nin üzerinde potansiyeller bulunabiliyor. Bu yüzden değerlendirdiğim zaman ben endekste hala potansiyel olduğunu görüyorum. Ve bu nedenle de aslında hisse ağırlıkları açısından çok azaltma taraftarı değilim. Ama tabii dediğin gibi 5000'in altında bir seviye var. Yatırımcının iştahını kaçıran da bir ortam var. Yani yurt dışı açısından da bu böyle. Zaman zaman sert hareketler görüyoruz. Bir zayıflık da var. Ama seçime yaklaştıkça ve seçimden sonra bunun daha iyimser bir tabloya dönüşebileceği düşüncesindeyim ben. Peki ucuz olan hisselere dedin ya, özellikle daha ucuz gördüğün neresi var? Bir onu sormak istiyorum. Yani bankacılık tarafı mı, yoksa sanayi endeks mi? Son kertede Mart'ın ilk haftasından itibaren yaşanan harekette örneğin bankalar biraz daha mutedil hareket ederken sanayi hisselerinin temettü etkisi de var. Elbette biraz daha fazla düştüğünü gözlemledik. Aslına bakarsanız hizmet sektörünü biraz daha ön planda tutmak lazım. İşte yani bunun başında işte havacılık gelebilir. Hep bütün yayınlarda hemen hemen söylüyoruz. Zaten sektör içinde bence konsensus perakende şirketleri ve sektörleri. Bu perakende derken yani gıda perakendesinden tutun da giyime kadar, aslında mobilya sektörüne kadar burada şirketlerin ucuz olduğunu ve önümüzdeki sene için enflasyon üzerinde büyüyebileceklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu sektörler aslında başı çeker gibi duruyor. Öte yandan aslında BIST'in FK'sını aşağıya çeken banka ve holdingler genel olarak, ama bankalarda çok açıkçası 2023 açısından çok pozitif olamıyoruz. Yani bankalarda çünkü hem regülasyon riski hem de özellikle para politikası ve tahvil faizleri riski var bence. Ama yine de orada da potansiyel var. Ama en ucuz gördüğüm sektörlerin başında değil bence bankacılık. Ama holdingleri sayabiliriz. Holdinglerde özellikle iştirakler açısından düşündüğünüz zaman ciddi bir iskonto var. Aynı zamanda gizli iskonto da var bence. Özellikle Sabancı Holding'de mesela. Ama holdinglerin genelinde mevcut 2023 kar beklentileriyle beraber düşündüğünüz zaman hem Koç Holding hem Sabancı Holding, belki bunun içine Doğan Holding'i de koyabiliriz. Bu holdinglerde 2023 için potansiyel var. Ama az önce de söylediğim gibi en net potansiyel ve büyüme hikayeleri ve mevcut enflasyon üzerinde reel şekilde büyüyebilecek sektör perakende, gıda perakendesi gibi duruyor. Gıda üreticileri aynı zamanda. Bu sektörler oldukça, bu şirketler oldukça ucuz ve hani enflasyon ve kur tahminine göre değişmekle beraber burada %100'e varan gelir büyümeleri görebiliriz. Aynı şekilde bazı yazılım şirketlerinde de bu var. Örneğin Logo'da mesela. Bunlar analiz tahminlerine göre baktığınız zaman, şirket guidance'larıyla beraber düşündüğünüz zaman
Bunları görebiliyoruz. Tabii bunların fiyatlanması için dediğim gibi biraz daha oynaklığın azaldığı bir ortam gerekir. Geçen sene gibi çok net sektörler yok. Yani bir önceki sene biliyorsun enerji sektörü ön plana çıkmıştı. Ondan önceki sene havacılık sektörü ön plana çıkmıştı. Bu sene böyle bir sektör açıkçası çok fazla yok ama perakendenin yine böyle olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Havacılık içinde de bazı şirketler yine sektör açısından da baktığın zaman sektör içinde de çok ucuz kalmış şirketler var. Dolayısıyla bütün bunlar değerlendirilebilir. Ama bunların fiyatlanması için ben mevcut yatırımcı kompozisyonunun biraz değişmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yani demek istediğim biraz yabancı yatırımcının burada olması gerekir. Çünkü bu tip değerleme fiyatlamalarını daha çok hani kurumsal veya uzun vadeli yatırımcılar yapabiliyor. Mevcut az önce saydığım sektörlerde zaten yabancı payları yüksek. O yüzden bu şirketlerde endekste veya işte Türkiye ile ilgili bir risk görüldüğünde veya gelişmekte olan ülke riski ortaya çıktığında bu şirketlere satış gelebiliyor. O yüzden performansı biraz daha aşağıda kalabiliyor ama uzun vade açısından düşündüğümüzde yani 12 ay ve sonrası için belki bu şirketler daha cazip durumdalar. Öte yandan demir çelik sektörü içinde aslında bu sene çok bir beklentimiz yoktu. Döngünün de artık zaten sonlarına geldik. Ton başına fabrik oranları ciddi şekilde geriledi. Marjlar düştü. Ama bu çeyrekle beraber orada da belki bir toparlanma görülebilir. Yani topyekun ben baktığım zaman endeks ağırlığı yüksek şirketler dahil olmak üzere endeksi de yukarı çekebilecek nitelikte olan şirketlerin bilanço yapıları hala güçlü ve 2023 için de bence potansiyel barındırıyor. Peki burada yine önümüzdeki süreç için bir portföy oluşturmak istediğinde yatırımcılar ellerinde pozisyon varsa bunun ne kadarını kârdaysa bu pozisyon realize etmelerinde fayda var veya yeni pozisyon açmak için uygun bir ortam görüyor musunuz Altan? Açıkçası bu seviyelerde görüyoruz. Yani 5000'in altında yani endeks 30 içinde 5500 civarı gibi bu seviyelerin altında zaten potansiyel biraz daha genişliyor. Biraz daha avantajlı duruma geliyor aslında fiyatın burada olması yeni pozisyon açısından. Ama tabii önümüzde seçim var. Yani baktığın zaman da 2 aydan az bir süre kaldı gibi. Bu nedenle bu dalgalanmadan uzak durmak isteyen yatırımcılar olabilir. Bunu da zaten çok makul karşılıyoruz. Ama genel olarak endeksteki beklentimiz ve hisse potansiyelleri beklentimiz sebebiyle hisse ağırlıklarını yine yüksek tutmakta fayda var. Bunun yanına biraz emtia pozisyonu belki yapılabilir tabii risk algısına göre ama bu bahsettiğim hep 6 ay ve sonrası için. Kısa vadede ben seçim sonrasında kurda da bir miktar yükseliş bekliyorum. Yani son genel olarak baktığınız zaman dış ticaret dengesine, ödemeler dengesine kurun biraz yukarı gitmesi çok olası. Bu açıdan düşündüğünüzde yani şirket seçerken önce ihracatçı şirketler daha sonra az önce bahsettiğim şirketler gibi bir alokasyon yapılabilir. Varlık dağılımı açısından da hisse ağırlıklarını yine yarıya yakın yani 45-50 gibi tutulabilir. Onun kalanını da ben emtia ve Eurobond şeklinde değerlendirmelerini öneririm yatırımcılara. Peki bir de özellikle tabii önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirme yaparken alternatif getiri hesabına da bakmak lazım. %30'lar civarında bir mevduat faizi var sonuç itibariyle. Bir de kur konusunda da son dönemde yaşanan ciddi bir stabilizasyon ama bir yandan da seçimin sonrasında oluşabilecek tabloya bağlı olarak kurun nereye seyredeceğine dair soru işaretleri var yatırımcıların kafasında. Buralarda mı kalır, başka bir yere mi gider, aşağı mı gelir, yukarı mı gider bunu da bilmiyorlar. O yüzden de biraz dağınık bir portföy yapısıyla gitmek gibi bir bakış açısı da var. Bu borsayı nasıl etkiliyor? Yani en önemli rakipleri zaten borsanın. Yani özellikle mevduat açısından düşündüğünüzde şu anda bence hani bu oynaklıkta mevduata kaçan ve hani en azından seçime kadar mevduatta durmak isteyen yatırımcı topluluğu var. Bunu görüyoruz. Bu da normal. Bu sene de yani borsanın rakibi en net rakibi bence mevduat olacak ama az önce bahsettiğim gibi bazı hisselerde onun da üzerinde getiri potansiyeli var. O yüzden yani bunu işte biraz daha dönem dönem değerlendirmek lazım. Kurda ben yani açıkçası hani potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani yukarı yönlü bir hareket olması bence hem makro hem de şirket dengesi açısından da gerekir biraz. Özellikle ihracatçı şirketler açısından. Yani konuştuğumuz ihracatçı şirketlere baktığın zaman gelir büyümeleri tahmininde kurun daha yüksek seviyelerin
tahmin edildiğini en azından görüyoruz. Rakamla beraber, miktarlarla beraber karşılaştırdığında bunu çıkartabiliyoruz. O nedenle aslında kurun bir miktar yükselişi doğal. Bence olması gereken de en azından yabancı yatırımcı açısından baktığın zaman kur riskini daha rahat alabilecek duruma gelecekler. Daha makul bir ortam olur yabancı açısından da baktığında. Ama bu sene hakikaten varlık dağılımı yapmak konusunda oldukça zor, çok dağınık bir varlık dağılımı yapmak gerekir. Çünkü ne alacağını insanlar çok net şekilde kestiremiyorlar. Yani geçtiğimiz 2-3 seneye göre bu sene çok çok daha zor. O yüzden dağınık olmanın en azından ilk yarıda çok bence dezavantajı yok. Ama ikinci yarıda ben açıkçası doların dünyada değer kaybedeceğini düşünüyorum. Bu tarafta o nedenle de az önce hem emtia hem hisse senedi dedim. İlk yarı belki seçimle beraber şirket açısından baktığında ihracat şirketler ve kur, ikinci yarı veya emtia, ikinci yarı hisse ağırlıklarını arttırarak daha çok emtia pozisyonuyla bence bu yıl tamamlanabilir diye düşünüyorum. Altan, çok teşekkür ediyoruz sana ve Finans Merkezi'ne. Böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.